geri al. Olağanüstü gündemle toplandık. Çünkü olağanüstü gelişmeler yaşamaktayız. İskender Büyük şu anda hastanede. Ağır yaralı. Polat Alemdar firari. Hoca ve kumandan Kod adlı kişiler öldürüldü. Gladio'nun İstanbul irtibat noktalarından biri açığa çıktı. Bunu Gladio'nun kendisi mi istedi, Polat Alemdar mı deşifre etti? Polat onları mecbur bıraktı. Polat niye bu şekilde kendisini gündeme getirmeye çalışıyor? Amerika Derin Devleti büyük operasyon yaptı. Neo-John'ların Başkan Bush döneminde yaptığı bütün haksızlıkları Neo-John'lara mal edip Obama'yla dünyaya yeniden barış mesajı verdiler. Bu mesaj en çok Orta Doğu'yaydı. Yerel hassasiyetleri, özellikle dini hassasiyetleri dikkate alacaklarını ve Irak'tan çekileceklerini vaat ettiler. Amerika'nın bizimle ilgili planı ne? Amerikan Derin Devleti burada Türkiye'yi daha aktif hale getirip bölgeyi öyle yönetmeyi seçti. Bu bizim için hem avantaj hem dezavantaj. Niye dezavantaj? Amerika büyük devlettir. Süper güçtür. Ama her istediğini yapamaz. Yaptıramaz. İslam dünyasının en nefret ettiği yaklaşım biçimi emperyalist ve oryantalist yaklaşım biçimidir. Size özgürlük ve demokrasi getireceğiz. Siz de bize kişiliğinizi ve bağımsızlığınızı vereceksiniz. Buna bölge halkları kesinlikle izin vermez. Ayrıca diğer küresel aktörler bu oyunu bozmak için yeni taktik ve strateji geliştireceklerdir. Bu bölgede en büyük güç Rusya, Avrupa Birliği ve İran'dır. Bizim Amerika ile yakın ilişkimiz diğer üç büyük güce karşı bizi zayıf kılmakta. Doğal gaz nedeniyle Rusya bütün Avrupa'yı kıskacı altına aldı. Nabucco projesi Amerika'nın istediği bir proje. Rus tahakkümünü Avrupa'nın üstünden kaldırmak amacıyla Amerika dayatmakta. Rus derin devleti Türkiye'nin bölgede güçlü olmasını eli kolu bağlı izleyecek mi? Tabii ki hayır. Terör örgütüne zaten hakimdir Rus gizli servisi. Şimdi daha büyük eylemler yaptıracak. Terör örgütünün bir başka kanadına ise Almanya hakim. Rusların ülkemizde derin devletin bir kanadıyla arası iyi. Özellikle Avrasya hususunda. Almanya'nın ise büyük açılımı var Alevilik üstüne.
Ayrıca Almanlar radikal İslam'ı elinde koz olarak kontrol ediyorlar. Medya eliyle ise hükümete yön vermeye çalışıyorlar. Hala ülkemizde en çok Alman gizli servisinin aşanı mı var? Evet. Hala Almanlar birinci sırada. Amerikalılar peşi sıra geliyor. Rusları da küçümsememek lazım. İskender Polat çatışması bütün bunların neresinde? Gladio ikisi arasındaki çatışmayı körükleyecek. İskender'e Almanlar ve Ruslardan büyük destek var. Polat'a Amerika mı destek veriyor? Hayır. Ama öyle bir imaj oluşturulacak. Polat üstünden kara propaganda yaptırılacak. İkisinin çatışması arttıkça Amerika devletin üst noktalarına mesajını vermiş olacak. Bakın, Obama'nın açılımı şu. İskender'i tasfiye ederek Türkiye'de Gladio'nun bittiğini ilan ederken bu sırada yeni kadrolarını oluşturacak. Devletin sinir merkezlerine bu konuda bilgi verdiniz mi? Devletin bazı sinir merkezleri maalesef şu anda onlarla işbirliği halinde. Bilerek ya da bilmeyerek kullanılmaktalar. Siz geçen toplantıda hükümette istediğimiz değişikliklerin olduğunu söylemiştiniz. Hükümet ve silahlı kuvvetler bu kullanılan sinir merkezlerini temizleyemeyecek durumda mı? Silahlı kuvvetler uzun zamandır bu mücadelenin içinde. İçlerindekilerin bir kısmını tasfiye etmeyi başardılar. Ama unutmayın ki Gladio, NATO'nun öz çocuğu. Onu bünyeden tamamen çıkarıp atmak kolay değil. Ayrıca bunun bedeli var. Hükümet bu işte ne kadar kararlı olursa o kadar oy kaybeder. Bu oy kaybını da bir yere kadar göze alabilirler. Ama işin içinde kendi canları var.